Şapka düştü. Eyüp Bey gel sen de. Ay Deniz, olmaz. Hadi öyle ağlayarak yollama çocuğu. Hani ağlamayacaktık. Evet. Hiç görmediğim, hiç tanımadığım insanlarla birlikte aynı yataklarda, aynı yemeklerde yemekler yedik. Aynı banyolara girdik, aynı yerlerde eğitim gördük. Aslında bu askerlik olayı biraz her farklı insanın birbiriyle anlaşmasına yarayan bir yer. Çünkü normalde ben doğu tarafına hep uzak kalırım. Hani böyle Diyarbakırlılar, Hakkariler hep uzak görürdüm. Orada ama aslında ne kadar içli dışlı bir insan olduklarını, ne kadar misafirperver olduklarını öğrendim. Askerlikte şu ana kadar bunu öğrendim. Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Bana da büyük sürpriz oldu. Bir de bu şekilde bekliyorum. 20 dakika kadar bir vaktim vardı. Zaten 5 dakikası, 10 dakikası koşa koşa geldim. Şimdi de koşa koşa geri gideceğim inşallah, yetişebilirsem. Bingöl'e gidiyorum, il jandarmaya. Oradan dağıtım olacakmış. İnşallah hayırlısıyla nereye giderim bilmiyorum ama hayırlısı neyse olsun hepimiz için. Elhamdülillah görebildim. Çok heyecanlıyım. Tüm askerler oğlum da Allah'a emanet. Hayırlısıyla gidip hayırlısıyla dönsünler inşallah. Bu kadar. Ne kadar göremeyeceksiniz oğlum? 5,5 ay kadar. Ben çok heyecanlıyım. Yani uyuyamadım gece heyecandan. O da çok heyecanlanmıştır. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii normalde sokağa çıkma yasağı var ama bugün sizin için izin alın. Teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Valla ben de diyeceklerim aynı. Allah razı olsun herkesten. Oğlumuzu gördük, mutluyuz. Bütün askerlerimizi Allah'a emanet olsun inşallah. Torunumu epeydir görmüyordum. Çocuklarıma söyledim, beni getirmek istemediler. Allah razı olsun geldi Ceyhun Bey, geldi beni aldı, izin aldım. Valilikten. Geldim, torunumu gördüm. Allah razı olsun yani. Başka ne diyebilirim ki yarın? Yapalım mı? Giderken de sarılalım.